Peki abi Galatasaray ile ilgili transfer haberleriyle devam edelim evet, bu bölümü evet. abi. Sonra Gökhan Hoca, Ahmet Tamam. O tamam. haberler üstünden yorum yaparlar. Evet ]lar. çok Var mı soruyorlar zaten şey? Galatasaraylılar e, bekliyorlar şu anı. Var tabii, Ya e, net olarak şunu söyleyebilirim, e, kulübe yakın bir kaynaktan gelen bilgi bu da. E, İkardi konusunda hani şöyle e, İkardi Galatasaray'dan uzaklaşıyor şeklinde bir algı oluşmaya başladı. Tam taraftarın da umutlarının kesildiği bir anda Icardi transferini, Icardi'nin tapusunun bonservisinin alındığını kulüp açıklayacak ama bu açıklamayı hani birkaç transfer yapıldıktan sonra en son bir şov şeklinde açıklayacaklarmış. Onu söyleyeyim. Onun dışında biliyorsun Joao Felix gündemdeydi. Icardi'nin aldığı yıllık ücretin iki katını istediği için sırayı vazgeçmiş Joao Felix'ten. Parades transferi bitmiş. Çok iyi 10 numara. Diyecekler ki şimdi Mertens var. E, Parades e, transferi yani Parades Galatasaray'a geldikten sonra e, büyük bir ihtimalle Mertens hamle oyuncusu olarak kullanacaklar. Yaşı gereği 36 yaşında olacak. Bilemiyorum. Bu arada e, Nelson'la Chassebois'nin e, Galatasaray'dan hani gideceği şeklinde çok e, transfer iddiaları vardı. Sevilla konuşuluyordu. E, Tottenham iki oyuncuyu birden istemiş. Chassebois'i e, ve Nelson'u. Galatasaray'da İki oyuncu için bir paket hazırlamış. 50 milyon euro, 50 milyon euroyu verirseniz e, bu iş olur şeklinde. Wayne Aldon transferinde Galatasaray çalışmalarını sürdürüyormuş. E, en üst transfer bitmemiş, zanyola kalıyor. Galatasaray'da önümüzdeki sezon, onu söyleyelim. E, Rashica için de Norwich e, zorluk çıkarıyor, e, diretiyor ama Rashica e, Galatasaray'da kalmak istediği için bu transferde Galatasaray ile yine sonuçlanacak. Muş'ta da Galatasaray'a geri dönmüştü. Bir yıl daha kiraya verilecekmiş. Şimdilik bunları söyleyeyim. Devam ederiz. Hocam. Valla buraya geliyoruz. Güvenlikteki arkadaş Icardi'yi soruyor. Eve hı hı. gidiyoruz. Ulaştırmadaki arkadaş oturuyoruz, çay içiyoruz. Çay içtiğimiz eşimiz, dostumuz, akrabalarımız, bizi sevenler, sevmeyenler hepsi soruyor. Icardi geliyor mu? Icardi kaldı mı? de son durum ne? <laughs> Dün Levent hemen bir şey söyledi burada galiba dedi Arabistan'a sıcak bakmıyor. Icardi artı bir santrafor daha ön elemeye yetişir dedi Levent abi. Icardi ile ilgili senin kulağına gelen bir şey var mı abi? Senin de kulağın deliktir. Deliktir soruyorum da iki gün önce e, mekanı cennet olsun Sayın Adnan Polat'ın. Allah rahmet eylesin. Evet annesi vefat etmişti. Bütün Galatasaray camiası orada bir aradaydı. Levent abi de oradaydı. Onun da orada bu konularda çok ciddi soruları yönelttiğine şahit oldum. Aynı şekilde ben de orada kendi araştırmalarını yaptım. Araştırmalarımı yaptım. Sevgili Aykut, hem yönetim kesiminden hem de teknik heyet kesiminden Icardi'yi ben Galatasaray'a konuşulduğundan daha yakın gördüm veya hissettim. Çünkü ben de Suudi Arabistan olacağını kesinlikle düşünmüyorum. Ee, Avrupa'dan bazı kulüplerden teklif gelebilir düşüncesi, endişesi bende de vardı. Ama Icardi de şu ana kadar e, o beklediği teklifleri tam olarak o seviyede alamadı. Onun bilgisini de bana verdiler. Dolayısıyla e, her geçen gün Galatasaray'ın lehine çalışıyor zaman... E, ...kesinlikle Icardi'nin gelme ihtimali arttı ama... Orada özellikle yönetim kesiminde konuşulan bir konu da şuydu. Evet e, ihtimal biraz arttı ama istenen rakamlar veya bize maliyeti de ortada. <laughs> bu kadar büyük parayı Galatasaray ödemeli mi diye bu soruyu da bana sordular. camianın bence düşünmesi gereken konu o. E, ekonomik yönden Galatasaray o paraları ödeyebilecek kaynakları da şu ana kadar buldu gibi veya onu tamamlayacak gibi orada da bir sorun olmaz. Ama en büyük endişe acaba takım içinden ya o çok kazanıyor diye dengeler bozulur endişesi yöneticileri de biraz düşündürüyor. Ama benim kendi hissiyatım bakın burada hiç kimse bu konuda bu kadar net konuşmuyor. Sanki Icardi önümüzdeki sezonda Rakam biraz büyük olmasına rağmen Galatasaray'da olacakmış gibi geliyor. Onu hissettirdiler bana. Hocam? Soru Icardi ise. Icardi, Icardi. Ötekileri Herkes sonra onu konuşuruz. Soruyor. Herkes onu soruyor. Nasıl Arda Güler? Bu tarafta da Mauro Icardi. Ya şimdi Icardi imzayı atmadığı sürece konuşulmaya da devam edecek. Herkesin bir düşüncesi var. Yönetim uğraşıyor gelmesi için. Dedikle biraz da Fiyatı yukarılara çekmek lazım, dengeler bozulacak. Ama sonuçta bütün bir camianın rahatlaması için de Icardi'nin o imzayı atıp Galatasaray'la Şampiyonlar Ligi önelemelerinde oynaması. Şimdi Avrupa'da hala bir yere gitmemesi şu anda Galatasaray için bir avantaj. Galatasaray'lı yöneticiler elinden gelen her şeyi yapıyorlar, kolay bir transfer diyor. Zaten ilk gelirken de kolay değildi. Herkes Icardi geleceklendiği zaman herkes inanmıyordu bu habere. E şu aşamada da geçen sene yaptıklarını aynısını yapmaya çalışıyor. Biraz daha bekliyorlar. Icardi herhalde kendisi de geçen sene İstanbul'da Galatasaray'da çok güzel bir sözden geçirdi. Şampiyonlukta çok büyük pay sahibi oldu. Artık herkes bıraktı. Sadece bir tane transferle ilgileniyor Icardi. Yani Icardi'de şöyle bir şey de var. Tabii ki görüşmeleri sıcak tutuyorlar oyuncu tatilde. E, tatilinin keyfini çıkarıyor. Haklı olarak iyi bir sezon geçirdi. E, yani Galatasaray Kulübü'nün transferlerini de merak ediyor. O yüzden diyorum hani Galatasaray'da 3, 4. 5. transferden sonra yapılacak transferlerden sonra Icardi gelip Icardi'nin tapusu alınacak ya da Icardi Galatasaray'da kaldım diyecek. Onu da tabii büyük bir coşkuyla anlatacaklar. Hani Icardi'den ziyade e, şunu söyleyebilirsiniz. Yani bu kadar görüşmeler, bu kadar isimler çıkıyor. Neden bu transferler şu ana kadar gerçekleşmedi? İşte kamplar başladı, biraz sonra Beşiktaş'ta konuşuruz. Şenol Güneş'in en çok tedirgin edici durum transferlerin kampa yetiş yetişememesi. Onun gibi birçok te teknik direktör bu sıkıntıyı yaşıyor. Milli maçlardan sonra özel oyuncular yani milli oyuncular... E, tatile çıktılar. Şu anda tatilde oldukları için çok fazla hani menajeriyle görüşebiliyorsun. Oyuncularla çok fazla temas kuramadıkları için hani bu haftadan sonra artık oyuncularla da masaya oturup transferler gerçekleşecek. O yüzden transfer bu kadar uzadı. Hani hemen kamp başladı ama hiçbir takımda yani Avrupa'da da bakıyorum. Avrupa'da da transferler çok e, yavaş. yavaş yürüyor. Suudi yavaş. Arabistan rüzgarı zaten dindi. E, şimdi eee Altıova'nın içinde denmişti e, ee, Icardi'ye 40 milyon euro önerecek. Yalanlandı. Suudi gazeteciler bunu yalanladı. Yok öyle bir şey diye. Şimdi Alahli takımının, Alahli takımının 15 milyon euro gibi bir bütçe ayıracağı söyleniyor. Ama e, bunlar tamamen söylenti. Yani şu anda e, Paris Saint Germain'e, Icardi'ye e, gelen bir teklif de yok. Onu da e, söyleyelim. Hani e, Suudi Arabistan bir transfer piyasasına sert bir dalış yaptı. Gerisi gelmedi. O yüzden hani biraz daha elleri güçlenecek Galatasaray gibi kulüplerin ama e, tatilli olduğu için oyuncular tatilleri bittikten sonra artık sözleşmeler yapılacak.